İşte sanatın bu böylesine istem dışı sarsıcılığı insanlık tarihinde insanı etkileyen, insanı ilgilendiren, insana dair pek çok alanı sorgulayan düşünürlerin gerçekten bir problemi olmuş. Yani nedir? Gücü nereden geliyor bu sanatın? Ve onu diğerlerinden ayrıştıran özellikler karakteristik olarak, içeriksel olarak değer anlamında neler olabilir diye özellikle antik Grek uygarlığı zamanında yani sıfırdan önce 800'lerle 200'ler arasında yaşanmış olan o dünyanın pek çok coğrafyasındaki özellikle Doğu ve Asya Anadolu üzerinden de gitmiş olan bilgilerin toplaşıp da bir masada analiz yapmaya elverişli bir bütünsellik içerisinde kullanıldığı dönem, o 600 yıllık önemli antik Grek uygarlığı diye adlandırılan altın çağ. İlk düşünürlerin, ilk filozofların ilk büyük toplu çıkarımları elde ettikleri, toplu çıkarımların elde edildiği zamanda sanat da önemli bir konu olmuş. Ta o zamandan bugüne bakın düşünürler, filozoflar, felsefeciler ve bu alanlarda çalışma yapan önemli isimler sanat için neler söylüyorlar? Şimdi ben bunu paylaşacağım bu videoda da. Şimdi aslında sanatın ne olduğu sorusunu ortaya atan ve bu soruya ilk cevap arayan düşünür, güzellik metafiziğinin de kurucusu olan Platon. Fakat Platon sanatı sanat olarak ele almaktan çok onun sosyal ve politik yeri ve görevi üzerine düşünüyor. Bu nedenle sanat felsefesinin kurucusu, sanatı kendi başına bir problem olarak ilk ele alan Platon olarak geçmez de sanatın kendisi kendine dair yoğunlaşarak çözümleme yapan isim, Platon'un diyetik tartıştığı diyalog içerisinde düşünsel alışveriş yaptığı Aristoteles olarak adlandırılır, isimlendirilir. Aslında Platon'la Aristoteles'in aynı kişi olduğuna dair bir takım veriler de var. Yani kendi iç diyaloğuyla felsefesini geliştiren bir isim olduğu söylenmekte Aristoteles'in ve Platon'un. Platon başka bir yerden bakar, Aristoteles başka bir yerden bakar ama aynı konuyu farklı yerlerden bakarak aydınlatma çıkarımlarında bulunur bu iki isim. Şimdi ben Platon ve Aristoteles'i karşılaştırarak bunlar sanat için ne demişler üzerinden geleceğim. Antik Grek uygarlığının biraz önce söylemiş olduğum gibi önemli iki ismi bu filozofu. Aristoteles'in o Poetika adlı eseri düşünce tarihinin tanıdığı sanat üzerine yazılmış ilk eserdir. Ders notlarımız bunlar. Bunları vereceğim ben size ayrıca. Ama yani yorumlarımla birlikte sizlerle paylaşayım önce. Eser günümüze bazı bölümleri eksik olarak ulaşmıştır. Aristoteles eserde genel bir poetika ile değil de edebiyat sanatı ve dil sorunuyla uğraşmıştır. Yine de eserde Aristoteles'in sanat teorisi ve sanat felsefesi ile ilgili çok önemli bazı düşünceleriyle karşılaşıyoruz. Fakat Aristoteles bu düşünceleri sistematik bir şekilde incelemiyor. Eğer Aristoteles genel anlamda poesisi ele alan bir poetika yazmış ve diğer eserlerindeki sistematiği bu esere de uygulamış olsaydı, yani bu eser biraz serbest ve disiplinli bir bütünsellik içeren bir eser diyemeyiz. Daha geniş ve daha lerç bakarak daha kurgusal, tasarımsal analizlerde bulunduğu bir eser. Ama hani daha bir programatik bir yaklaşımla sistematize ettiği düşüncelerle bakmış olsaydı, burada sanata dair söylediklerinin sanatın neliği üzerine çok ciddi özgünlükler içerdiğini görmüş olurduk. Ben onun için yine de Aristoteles'in bu yaklaşımından şimdi söz edeceğim. Aristoteles'in sanat anlayışı şöyle oluşuyor. Bakın, Platon yani diyalogdaki diğer isim sanatın kaynağını açıklamak için Prometheus söylencesine başvuruyor. O bildiğimiz ünlü Prometheus söylencesi. Söylenceye göre tanrılar evren oluştuğu sırada hayvanları soğuktan korunmaları
düşmanlarına karşı kendilerini savunmaları ve yiyecek bulabilmeleri için çeşitli şekillerde donatmıştır. Fakat bu ilk dağıtım sırasında insan unutulmuştur. Çıplak ve savunmasız kalan insana acıyan Promete, gökyüzünden ateş, Athena'dan dokuma sanatını, Hepa'dan da dokumacılık sanatını çalmış ve insana vermiştir diyor Platon. Bu Grek söylencesi, sanatın dünyaya insanın çıplak doğa karşısındaki ilk gereksinimlerini karşılayacak kaynaklar ve beceriler olarak geldiğini anlatmak için. Yani sanatın kökeni Platon'a göre insanın yaşamını sürdürebilmek için girişeceği savaşta başarılı olabilmesi için aklını kullanarak doğaya eklediği şeyler anlamına geliyor Platon'da. Yani doğaya karşı güçlü olmamızı getiren bir donanım. Tanrılardan alıp getirdiği mitolojik zaman, çünkü mistik zaman, masalsı zaman, öyküsel olarak dünyayı anlamaya çalışıyorlar ya o zaman. Tasarımsal olarak, hülyasal olarak anlamaya çalışıyorlar ya, tanrılardan dokumayı ve benzerini getirdi. İşte bu uğraşı içerisinden sanat kendini var etti. Bir parça aslında zenaata dönük, yani ustalığa dönük bir yerden sanat geldi diyor. Burada bizi ilgilendiren yan şu. Yani sanatın çok özel ve insanın doğada ayakta kalmasını getiren bir donanım olduğundan söz etmesi Platon'un. Aristoteles tamamen zıt bir şey olarak yaklaşmıyor ama şöyle bakıyor. Diyor ki sanatın kökenini Promete olarak değil de diyor insan eli olarak düşünmeliyiz. Elden söz ediyor yani. Geçen derslerin birinde de söylemiştim. El insan olmamız için çok önemli ama tabii bu elin doğa ile girdiği ilişki açısından bakmıştım ben. El gene karşımıza çıktı. İnsan eli olarak düşünmemiz mümkün. Zanaatların doğuşunu yani ustalık içeren o uğraşıların doğuşunu, henüz sanat diyemeyeceğimiz ama yetkinlik içeren uğraşıların doğuşunu açıklarken Platon'un Promete ile ilgili öyküsünü yatsıyor Aristoteles ve insanın çıplak, savunmasız olduğunu görerek onu öteki canlılardan daha aşağı görenler yanılıyorlar diyor. Platon'a bir eleştiri getiriyor. İnsan aslında son derece doğa içerisinde güçlü bir canlı. Neden? Aristoteles'e göre asıl aşağı olan yabanıl hayvanlardır. Çünkü onların tek bir silahı vardır. Oysa insan başka araçlar yapmaya yarayan ellere sahiptir. Yani diyor ki yılanın diyor zehri var doğada ayakta kalabilmek için, yaşayabilmek için, canlı kalabilmek için. Kirpinin okları var, aslanın pençesi var ve benzeri ve benzeri. İnsanın bu tür doğal uzuvlarının içerisinde bir eli var ki bu el ayakta kalabilmesi için, hayatta kalabilmesi için, canlı kalabilmesi için araç üretiyor. Araç üreten başka bir canlı yok. Çok ilginç. Yani diyalektik, materyalist felsefenin sanki kökenine dair de bir takım izler buluyoruz bu Aristoteles'in yaklaşımında. Yani insan alet üretebilen canlı Marx'ın getirisiyle ki Aristoteles'ten yüzyıllarca sonra gerçekçi felsefe Aristoteles mitolojik yani öyküsel masalsı yaklaşım. Ama köklerini buradan buluyor bakın kendini burada da gösteriyor. İnsan doğanın en etkin yetkin çocuğudur diyor Aristoteles. Doğa ona zenaatleri bulmasının kaynağı olan eli vermiştir. Bu nedenle Aristoteles'e göre zanaatkarlık öykünme içgüdüsüyle bir arada olan bir beceriklilik ile başlar. Yani doğadakini taklit etme, benzeştirme uğraşısı alet edevat yapma sürecinde aletin biçimine yansıyor diyor Aristoteles. Ve bu öyle bir yetkin bir boyut kazanıyor ki daha sonra kendi başına bir uğraşı alanı, kendi başına bir öznel alan oluyor diyor. Yani sanatı kendileşmeye geçiş sürecinin dünyevi bir uğraşıdan evet başladığını ama onu da aştığını daha sonra başka bir boyuta taşındığını söylemeye başlıyor Aristoteles. Bakın ta sıfırdan önceki yıllardan söz ediyoruz. Yani antik Grek uygarlığının önemli iki filozofundan söz ediyoruz. İnsan doğanın yöntemlerini öykünür, buna mimesis diye ad veriyoruz. Sanat insanın eliyle doğanın başlamış olduğu şeyi tamamlamaktır. Bu tamamlama işlemi ise öykünme ile sağlanır. Yani insan, yine benim derslerde çok fazla vurgulamış olduğum ve içeriğimize tam tekabül eden kültüre dönük göndermeleri var Aristoteles'in.
Kültür neydi? Doğadaki doğal olanı insani edimle değiştirmek ve dönüştürmek. Sanat bu değiştirme ve dönüştürmede öykünme, yani doğadakinin güzelliğini yakalama uğraşısı içerisinden kendini göstermeye başlıyor diyecek denli çok üst düzeyde sanatın sırrına dönük bir takım yaklaşımlar, bir takım tanımlamalar ve adlandırmalar ta antik Grek uygarlığının filozoflarında karşımıza çıkıyor. Peki, sıçrayalım. Sonra Hegel. Hegel yani düşünce hayatının önemli isimlerinden ve 1770 doğumlu bir Alman felsefeci George William Friedrich Hegel 1831 yılında da Berlin'de ölüyor. Stuttgart'ta doğuyor 1770'te. Ünlü Alman filozof. Bakın Hegel'in söylediği sanatı anlamamız için çok önemli. Platon ve Aristoteles'in o diyaloğundan sonra en somut çıkarımları olan cümleler şimdi sizlerle paylaşacağım. Bir sanat eserinin tinselleştirilmesiyle, açıklayacağım bunu, yani eter halinde olması, yani somut olandan duyusal etki vermeye başlaması, ruhani bir boyuta evrilmesi o somut olanın, sanat olanı yavaş yavaş var etmeye başlıyor diyor. Yani dünyevi olan bir vaka, dünyevi olan kimliğini aşarak başka bir boyut kazanmaya başlıyor. Hegel buna sanatın eteri adını veriyor. Yani eter biliyorsunuz biraz daha ileri boyutta birazdan konuşacağım bu konuda. Maddesel olanı aşan bir boyuta sahip ve kendinden geçirici, büyüleyici diyelim bir deep structure'a sahip. Katı maddeden, malzemeden yani mimariden en uçucu olana, olanına yani müzik ve şiire doğru bir yükselme sırası izliyor sanat diyor aslında. Ve sanat eserinin tini, cevheri, özü, ruhu, tamamen tek başına bir kavram bunu açıklamadığı için hepsini bir arada kullanıyorum. Yani ruhunu aşan bir durum tini. Doğanın baskıcı tininin yatsınmasından oluşmaktadır. Yani doğanın tamamen somut ve birebir aşılmaz tininin aşılabilirliğine dönük verilen uğraşıdan oluşmaktadır. Hegel'e göre sanata yol açarak güzel olarak kabul edilenin doğa güzelliğinin yatsınması sürecinden başlaması söz konusu diyor. Yani ben insan olarak, doğadaki herhangi bir canlı olarak doğanın güzelliğini aşabilecek bir uğraşıya giriyorum. Bu müthiş bir cesaret aslında. İnsanın doğayla boğuşma cesaretinin başka bir boyutu. Sanat kendini buradan göstermeye başlıyor diyecek kadar sanata çok ciddi atıflarda bulunan isimler, yeryüzünün çok önemli düşünür isimleri bunlar işte. Demek ki sanat hiç yabana atılabilir bir boyuta sahip değil. İnsanı insan yapan özelliğe sahip olduğunu ta ilk büyük filozoflardan günümüze doğru en büyük isimler, en ciddi düşünürler çok ciddi konu ediniyorlar bu konuyu, bu meseleyi, bu olguyu. Bizim de zaten konu etmemiz buradan geliyor. Yani biz sanatla insan oluyoruz aslında ya, biraz daha düşünürlere referanslarla aktarma yapacağım bu haftanın derslerinde.